Merhaba değerli veliler. Bu sene Türkçe dersinin sınav uygulama biçiminde büyük değişiklikler oldu. Bu videoyu hem sizin hem de öğrencilerin bilgilenmesi için çekiyorum. Öncelikle sınavlarımız, Türkçe dersinin sınavları birinci dönem, birinci sınav ve ikinci sınav olmak üzere birinci dönem toplam iki sınav olacak. İkinci dönemde yine birinci sınav ve ikinci sınav olmak üzere toplam iki sınav olacak. Çocuklar bir sene boyunca toplam Türkçe dersinden dört tane sınava girecekler. Şimdi sınavlarda sorulacak soruların tarzları da değişti. Bakanlık kesinlikle şans faktörü olmayan sorular istiyor. Şimdi sınavlardaki sorular nasıl olacak? Açık uçlu sorular olacak. Yani çocukların okuduklarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorular olacak. Çocukların yorum kabiliyetleri, kendini ifade etmeleri burada önem arz ediyor. İkincisi ise kısa cevaplı sorular olacak. Bunlar genellikle bilgi isteyen sorular olacak. Yine bir metin okuyup onunla ilgili bilgilerini isteyecek sınavda. Peki sınavdaki sorular nasıl olmayacak? Bir kere bakanlık çoktan seçmeli soruları, yani testleri eşleştirmeli soruları ve doğru yanlış ifade eden soruları kesinlikle istemiyor. Çünkü bu üç soru tipi de şans faktörüne dayalı sorular. Bunları bizden kesinlikle istemiyor. Yani çocuklar aslında bizim bildiğimiz klasik sınavda sorulan sorulardan artık sorumlu olacaklar. Şimdi örneğin çocuklar önümüzdeki haftadan itibaren sınavları başlıyor. Birinci dönem birinci Türkçe sınavını olacaklar. Şimdi bu birinci sınavını üçe ayırıyoruz. Birinci sınavda üç tane sınav olacaklar. Bir okuma ve yazma sınavı, bu bizim bildiğimiz klasik sınav. 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İkinci bir konuşma sınavı olacak. Bu konuşma sınavında önceden belirlediğimiz bir konu ya da o günkü çocuklarla beraber belirlediğimiz bir konu hakkında çocuklar tahtaya gelip 2 dakika ya da 3 dakika hakkında o konuyla ilgili konuşacaklar. Belirli kriterlere göre bunları biz değerlendireceğiz ve 100 puan üzerinden yine bu sınavı değerlendireceğiz. Dinleme sınavı ise çocuklara bir ses metni dinleteceğiz. Sesli kitap gibi düşünün. Küçük bir hikaye olabilir, masal olabilir. Artık o derse göre değişecek. Yine bununla ilgili de çocuklara sorular dağıtacağız. 4, 5, 6 soru. Dinledikleri metinle ilgili soruları cevaplayacaklar. Klasik sınavından aldıkları 100 puanın %50'si sınav puanını etkileyecek. Konuşma sınavından aldıkları sınavın %25'i sınav puanını etkileyecek. Dinleme sınavından aldıkları 100 puan üzerinden aldıkları puanın %25'i ise sınav puanını, yani birinci sınav puanını etkileyecek. Şimdi örnek bir sınav puanı incelemesi yapalım. Burada kafalar biraz karışıyor. Klasik sınavın %50'si etkiliyordu. Konuşma sınavının %25'i, dinleme sınavının da %25'i sınav puanını etkiliyordu. Diyelim öğrenci klasik sınavdan 80 aldı. Bunun %50'si 40 yapar. Konuşma sınavından da 100 aldı diyelim. Bunun %25'i 25 yapar. Dinleme sınavından da 100 aldı diyelim. Bunun da %25'i 25 yapar. Bu puanlarını, yüzdelik puanlarını topladığımızda çocuğun birinci dönem, birinci sınav notu 90 çıkıyor.